His Excellency Recep Tayyip Erdoğan. İyi akşamlar. Akşam hayrola. Mimi Roma. Dobro veče. Saygıdeğer Hükümet Başkanı mevkidaşlarım, Nikola Spiric, Igor Luksic, Haşim Taşçı, Salih Berisha, Nikola Griyoski, değerli katılımcılar, muhterem misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurul görüşmeleri vesilesiyle bulunduğum New York'ta sizlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Amerika Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ortak Gelecek için Bir Vizyon konulu resepsiyona ben de hoş geldiniz diyorum. Yapmış olduğunuz bu çalışmadan dolayı sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, günümüz dünyası sosyal ve siyasi açıdan çeşitli dönüşümler geçirmektedir. Bir yandan Soğuk Savaş'ın izleri ortadan kalkarken, bir yandan yeni dengeler oluşmakta ve dünya yeniden şekillenmektedir. Şüphesiz ki ancak değişimi ıskalamayan toplumlar yeni uluslararası sistemin inşasında söz sahibi olacaklardır. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Değişimler yapısı itibariyle bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir. Riskleri ve fırsatları aynı ölçüdedir. Değişimi öngöremeyenler bir yenilik, bir risk, değişimi öngörenler ise politikalarını ona göre belirlemek suretiyle bütün bu riski fırsata dönüştürürler. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler bu çerçevede değerlendirildiği takdirde farklı, daha bir anlam kazanacaktır. Değişimi gören liderler toplumlarına öncülük ederler. Değişime direnenler ise toplumlarını çatışma ve huzursuzluk içine çekerler. Ancak değişim rüzgarı esmeye başlamışsa bunun karşısında duramaz, eninde sonunda değişime teslim olurlar. Bölgesel krizler, güvenlik krizleri ve siyasal krizler değişimin habercisidir. En son yaşadığımız küresel finans krizi de bunun somut bir örneğidir. Bu krizleri iyi yönetebilen, akılcı politikalarla müdahale edebilen toplumlar değişimin faydalarından nasiplenebilirler. Elbette tek tek toplumların iradesini aşan terörizm, çevre kirliliği ve yoksulluk gibi sorunlar da vardır.
Bu noktada uluslararası toplumun bu krizlerle ortak bir akıl etrafında bir araya gelerek mücadele etmesini temin etmek çok önemli hale gelir. Değişimin olumsuz etkileri ancak güç birliğiyle bertaraf edilebilir. Sorunların çözümünde, krizlerin yönetiminde çıkar hesaplarına kapılmadan ortak bir akıl etrafında hareket ettiğimiz takdirde herkesin yararına olacak ortak bir gelecek inşa edebiliriz. Değerli misafirler, Balkan coğrafyası yaşanan değişimlerin yansımaları bakımından son derece önemli bir coğrafyadır. Geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda Balkan coğrafyasının yaşanan değişimlerden fazlasıyla etkilendiğini ve bunların neticesinde çok büyük acılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Dünyanın eşsiz güzellikteki bu coğrafyası kargaşa, etnik çatışma ve savaşlardan fazlasıyla nasibini almış, büyük bedel ödemiştir. Önümüzdeki dönemde Balkanların en hayati ihtiyacı bu acı tecrübelerden ders alarak refah, kalkınma ve huzuru sağlayacak çalışmalar içinde olmaktır. Bizim temennimiz Balkan coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin enerjilerini çatışmalarla tüketmesi değil, hep beraber geleceğin aydınlık dünyasını inşa etmek üzere gayret göstermeleridir. Hem coğrafi yakınlığımız hem de tarihten gelen kardeşlik bağlarımız sebebiyle içine düşeceğiniz sıkıntı ve çatışmalar herkesten çok bizi üzecektir. Ülkemizde Balkan kökenli milyonlarca vatandaşımız vardır. Dolayısıyla Balkanları ilgilendiren her şey, ama her şey bizi doğrudan ilgilendirir. Sizlere yakınlığımız, coğrafi mesafelerin ya da komşuluk ilişkilerinin çok ötesindedir. Sizin huzursuzluğunuz bizim huzursuzluğumuz olacaktır. Bu nedenle Türkiye olarak sizlerin barış, istikrar ve refah yolunda atacağınız adımlar en çok bizi heyecanlandıracak ve en büyük desteği yine bizden görecektir. Umudumuz odur ki Balkan coğrafyasının çatışmalardan tamamen arınacağı ve ortak bir akılla huzura ereceği günler aslında çok uzağımızda değildir. Balkan ülkelerinin bu ortak vizyonu inşa edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu ortak vizyonu inşa etmek için geçmişin kötü hatıralarını sürekli gündeme getirmek uygun bir yol değildir. İşte az önce dinledik. Artık biz o geçmişteki olumsuzluklarla evlatlarımıza geleceği anlatmak istemiyoruz dedi kardeşim. Zira barış ve huzura ermek için yaşanmış kötü hatıraları muhayyilede canlandırmamayı özellikle kendimize hedef almalıyız. Merhum Aliya İzzet Begoviç, geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız, kin ve intikam peşinde koşmayacağız demişti. Balkanların
ortak bilinci böyle geleceğe dönük bir anlayışla şekillendirilmelidir. Yapılması gereken şey önümüzdeki yüzyılı kuşatacak politikalar etrafında bir araya gelmek, geleceğin güzel günlerini planlamaktır. Önümüzdeki yüzyıl parçalanma değil, bütünleşme yüzyılı olacaktır. Öyle olmalıdır. Unutmayınız, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da esen rüzgarlar bir şeye haber veriyor. Artık otokratik sistemler çöküyor. Artık demokratik hak ve özgürlüklerin egemen olduğu, halkın iradesinin egemen olduğu sistemler geliyor. İşte bütün halkın iradesiyle şekillenecek bu bütünleşmeyi kültürel, sosyal ve entelektüel tüm çabaların desteklemesini hayati derecede önemli buluyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar sizlere verdiğimiz desteğin süreceğini de bu vesileyle belirtmek istiyorum. Türkiye olarak Balkan coğrafyasını Avrupa'nın kenarında değil, tam kalbimizde konumlandırıyoruz. Balkanları refah üreten bir bölge olarak görmek istiyoruz. Onun için Yunus Emre Kültür Merkezleri ile, onun için Makedonya'da üniversite ile, Bosna Hersek'te üniversite ile istiyoruz ki gençlerimiz birbirleriyle iyice kaynasınlar. Çünkü gençlerimizin birbiriyle kaynaşmalarını sağlayacak bu adımlar bizim bütünleşmemizi çok daha kolay hale getirecektir. Biz yarınlarımızı iyi yetişmiş bir genç kuşakla, genç nesille inşa edebiliriz. Balkan ülkelerini Avrupa'nın genç ve dinamik bir gücü olarak görmek istiyoruz. Onun için size de bir tavsiyem var. Evli olanlara sesleniyorum. Evlenecek olanlara sesleniyorum. En az 3 tane çocuk yapmalısınız. Ben sayın başkanlara da hatırlatıyorum. En az 3 çocuk. Mevkidaşlarım da görüyor. Yani toplum bu durumda. Bunu başarmamız lazım. Balkan milletlerinin kimliklerini koruyan çok dinli, çok dinli ve çok kültürlü anlayışı hayata geçirmesini ve sadece kendileri için değil, komşuları için de bunu isteyen bir konumda olmalarını diliyoruz. Değerli kardeşlerim, Balkanlarda arzulanan bu ortak vizyona ulaşmak için insan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve bir arada yaşama kültürünü pekiştirecek çalışmalar içinde olmalıyız. Ortak bir gelecek inşası için sadece ekonomik değerler ve maddi çıkarlar üzerinden bunu sağlayamayız. Geleceğe doğrusu bir kardeşiniz olarak ben şöyle bakıyorum. Saraybosna'nın kaderi Edirne'nin kaderi. Üsküp'ün kaderi
Kosova'nın kaderi. Priştine'nin kaderi İstanbul'un kaderi. Podgorica'nın kaderi Ankara'nın kaderi haline gelmelidir diyorum. Sağlayacağımız bu birlikteliği 21. yüzyılın gelişmelerini de ıskalamayacak bir şekilde geleceğe taşımalıyız. Çünkü gelecek sadece birimizin değil, hepimizin geleceğidir. Balkanların bu diri yapısı süratle güçlenmesini getirecektir. İşte 9 yılda kişi başına milli gelirini yaklaşık 1'e 4 artıran bir Türkiye var. %63 devletin borçlanma faizini %6'ya indirebilen bir Türkiye var. %30 enflasyonu %5'e, %6'ya indirebilen bir Türkiye var. Devletin borç miktarını gayri safi yurt içi hasılaya oranla söylüyorum, %73'ten %40'lara indirebilen bir Türkiye var. Bütün bunların yanında 2011 itibariyle ilk çeyrekte ekonomik büyümesini %11, ikinci çeyrekte ekonomik büyümesini %8,8 olarak gerçekleştirebilen bir Türkiye var. Evet, Allah her şey olur. Bütün mesele nedir? Dürüst olacağız. Yolsuzluklara prim vermeyeceğiz. İstikrar ve güvenin egemen olduğu bir ülke haline geleceğiz. Ve tüm bu kardeşlerimle, dostlarımla biz Balkanlarda bunu başarırız. Ama şunu görmeniz lazım. Sermaye güven ister. Sermaye istikrar ister. Ve para cıva gibidir. Kendisine uygun zemini nerede bulursa oraya kaçar. Bunu görmek durumundayız. O uygun zemin, güven limanı neresiyse oraya gider. Hep beraber bunu başarmalıyız. Göreve geldik, Türkiye'ye gelen turist sayısı 13 milyondu. Ama 9 sene sonra şimdi Türkiye'ye gelen turist sayısı hamdolsun bu yıl itibariyle şu anda 30 milyonu aşıyor. Artık sadece deniz, kum, güneş turizmi yok Türkiye'de. Şimdi turizmin her çeşidi var. Eğitim var, kongre turizmi var, dağ turizmi var, yayla turizmi var, sağlık turizmi var, golf turizmi var, aklınıza ne gelirse hepsi var. Neden? Aşık olana Bağdat yakındır. Biz milletimize aşığız. Biz dertliyiz. Yola öyle çıktık. Yola çıkarken uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik ve dertli yürüdük. Salih Berisha kardeşimle gittik Arnavutluk'ta otoyolun açılışını yaptık.
gururlandık. Aynı şey inanıyorum ki Makedonya'sında da olacak. Karadağ'ında da olacak. Kosova'sında da olacak. Bosna Hersek'te de olacak. Hiç endişe etmeyelim. Azmedelim, bunların hepsini yaparız. Yaparız. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İnşallah önümüzdeki dönemde Balkan coğrafyasının böyle bir atılım içine girdiğini hep beraber göreceğiz. Bu atılımın hayata geçmesi için elimizden gelen çabayı hep beraber göstereceğiz. Konuşmama bu duygularla son verirken hepinize teşekkür ediyor, tüm emeği geçenleri kutluyorum. Saygılar sunuyorum.